Çok muhterem Eskişehirliler, aziz vatandaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, Eskişehir İl Teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu açık hava toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Muhterem Eskişehirliler, aziz vatandaşlarım, 12 Haziran 2011 Pazar günü 24. dönem milletvekilliği genel seçimleri yapılacaktır. Bu seçimlerin büyük Türk milletine, siz değerli Eskişehirlilere ve bütün siyasi partilerimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Muhterem Eskişehirliler, aziz vatandaşlarım, 12 Haziran seçimleri milletimiz için önemli bir kader anı olacaktır. Bu seçimlerde millet iradesi olarak önemli bir kararı vermiş olacaksınız. Ülkemiz 9 yıla yaklaşan bir süre içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile yönetilmektedir. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002-2007 genel seçimlerinde 330 ve 341 milletvekilliği aralığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen ve tek başına iktidar olan bir siyasi kurumdur. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi milletimizin kendilerine olan yönelişini tam anlayamadılar, kavrayamadılar ve sonuç itibariyle milletimize layık olamadılar. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 9 yıl içerisinde faaliyetlerini dikkate aldığımız vakit bazı soruları kendimize sormak durumunda olmalıyız. Muhterem Eskişehirliler, şimdi bir an düşünün. Sayın Başbakan durmak yok, yola devam diyor. Eğer Sayın Başbakan'la bu sözüne kapılarak yola devam edecek isek, başta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız olmak üzere bütün milletimiz şu sorunun cevabını bulmak ve ona göre bir karar vermek durumunda olmalıdır. Eğer 2002 ile 2011 yıllar arasında evinde aşı kaynıyor, evlatlarına iş bulabiliyor, gelir seviyesi artıyor, hayat standartları yükseliyor ve ülkede huzur ve mutluluk içerisinde yaşadığına inanıyorsa, o zaman Sayın Başbakan'ın bu sözüne kapılıp onu üçüncü defa iktidara getirebilirsiniz. Ama gerçek bu değil ise, o zaman durmak yok, yola devama millet olarak bir cevap vermemiz lazım. Ne diyebiliriz? Yeter artık. Sizinle yola devam edilmez. Öyleyse başımızdan git demek lazım. Muhterem Eskişehirliler, muhterem Eskişehirliler, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık iktidardan uzaklaşma zamanı gelmiştir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 yılda yaptıkları ortadadır. Bundan sonra
yapacakları bir şey de yoktur. Öyleyse vakti gelmiştir, bu sorumluluktan ayrılması gerekmektedir. Bunun yolu 12 Haziran'da millet iradesiyle olmalıdır. Ve siz değerli vatandaşlarımız sandığa gittiğinizde 12 Haziran'da bu iradeyi ortaya koyduğunuz vakit yine ağızlarda sakız edilen her dara düştüğünde beceriksizliklerini, başarısızlıklarını bizi millet getirdi, sizi de getirseydi böyle olmazdı diyerek muhalefeti aşağılayan bir zihniyete bir cevap vermiş olacaksınız. Evet Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyeceksiniz. 2002 yılında yaşanan sosyoekonomik sıkıntılar ortamında koalisyonlarla sonuç alınamayacağı kanaatiyle tek başına bir iktidar arzuladık ve 1,5 yıl içerisinde kurulan bir siyasi parti olmanıza rağmen size gönülden destek verdik ve iktidara geldiniz. Sizi getiren millettir. Öyleyse 12 Haziran'da da götürecek olan millet olacaktır. Değerli vatandaşlarım, gerçekten de bu ülkenin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kurtulması gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu günden itibaren daha evvel var olduğu siyasi akımı terk etmiş, yeni bir anlayışla yola çıktığını ifade etmiş ve iktidar olduktan sonra da uygulamalarıyla teslimiyetçi bir politika uygulamış. Ekonomide sat kurtulcu bir yaklaşım, milli meselelerde Kıbrıs gibi ver kurtulcu bir yaklaşım ama yandaşlarıyla, yoldaşlarıyla da kazan kazan oyununu oynayan ve Türkiye'yi iliğine kadar sömüren bir anlayışa sahip olmuştur. Muhterem vatandaşlarım, bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uzun yıllar iktidarı Cumhuriyet dönemine bir damgayı vurmuştur. Aynen Osmanlı'nın gerileyiş sürecindeki o saltanatlı bir dönem olarak nasıl ki Lale Devri yaşanmışsa 88 yıllık Cumhuriyet ve 65 yıllık çok partili siyasi hayatımızda 2002 yılından bu yana da Lale ve Sülale Devri başlamıştır. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarımızla Adalet Kalkınma Partisi'ni yönetenler arasında büyük bir ekonomik menfaat kopukluğu vardır. Oy verenler sizler gibi yoksullaşan işsiz evlatları olanlar ama oy vererek iktidar olanlar ise her türlü nimete kavuşanlar, servetlerinin üstüne servet katanlar olmuştur. Muhterem vatandaşlarım, akşamın bu dar vaktinde fazla vaktiniz almak istemediğim için ana başlıklarla bazı konularda dikkatinizi çekmek istiyorum. Muhterem Eskişehirliler, aziz vatandaşlarım, hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu aziz milletin evlatlarıyız. Ülkede birlik, dirlik, kardeşlik olduğu takdirde, istikrar içerisinde huzur ve mutlulukla yaşadığımız takdirde siyasi partilerimizin bir anlamı olsa gerektir. Her siyasi parti sizi daha mutlu, daha müreffeh kılmak, her türlü sorununuzu çözmek için önemli görüşlerini, düşüncelerini sizlerle paylaşmak ister. Ama eğer Türkiye'de milli devlet, üniter yapı, toprak bütünlüğü, bin yıllık kardeşlik tehlikeye atılır ise kaos, kargaşa, kriz, kutuplaşma, kavga yaşanır ise o ülkede demokrasinin de bir anlamı, siyasi partilerin de bir anlamı olmaz. Onun için
demokrasi içerisinde mutlaka çözümü bulmalıyız. Demokrasi içerisinde çözümün aracı seçim kurumudur. Öyleyse bütün sorunlarımızı seçim yoluyla çözebilecek bir iradeyi ortaya koymaya fırsat ve imkan bulmalıyız. İşte 12 Haziran sizi böyle bir noktaya getirmektedir. Bu nokta yol ayrımındaki bir Türkiye'de temel tercihlerinizi yeniden gözden geçirmeyi gerektirir. O sebepten dolayı bugüne kadar yaşananları iyi anlamak, iyi yorumlamak lazımdır. Bugün sayın vatandaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyoruz ki, yapılmış olan anketler kamuoyu araştırmasından ziyade kamuoyunu oluşturmaya yönelik anketlerdir. Şimdi bazıları var, güya araştırma yapıyor, pazar günü seçim olsa bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi %40 ve üzerinde oyla tekrar iktidar olacak diyor. Diğerleri de buna paralel söylüyor. Hepsi ağız birliği yapmış, hepsi televizyonlara çıkmış, televizyon bülbülleri olarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını anlatıyor. Eğer bu gerçek böyleyse, akşamın bu dar vaktinde bu millete niye eziyet ediyoruz? Akşamın bu dar vaktinde 4 miting yaparak Eskişehir'e niye geliyoruz? Seçim sonucu belliymiş demek ki. Değerli vatandaşlarım, bunlara aldanmamak lazım. Ama aynı araştırmalar bir sorunun cevabını da aradıkları vakit bir çelişki ortaya düşüyor. Diyorlar ki pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verebilirsiniz? Birinci soruysa, ikinci soru, size göre ülkenin en önemli sorunları nelerdir dediğinizde de bu anketör olarak kullanılan insanlar ortak bir kanaat olarak diyor ki benim birinci sorunum işsizlik, ikinci sorunum yoksulluk, üçüncü sorunum yolsuzluk, dördüncü sorunum asayişsizlik, beşinci sorunum etnik temelli bölücü terörün tırmanmasıdır. Eğer bunlar doğruysa %40 yalandır. %40 doğruysa işsizlik de yoktur, yoksulluk da yok demektir. Size göre hangisi doğru? İşsizlik var mı bu ülkede? Yoksulluk var mı bu ülkede? Yolsuzluk var mı bu ülkede? Öyleyse %40 yalanı vardır. Bu yalanı söyleyenlere millet olarak bir ders vermeliyiz. Ne yapmalıyız? Barajın altına atıp başımızdan gitmelerini sağlamalıyız. Muhterem Eskişehirliler. Muhterem Eskişehirliler, aziz vatandaşlarım. Bugün ülkemizde 6 milyona yaklaşan bir işsizlik var. Özellikle bu işsizliğin büyük bir bölümü genç işsiz. Üniversite mezunu, hatta yüksek lisans programını da tamamlamış olanlar, herhangi bir sebeple eğitimini tamamlayamayarak liseden ayrılan milyonlarca gencimiz işsiz. Bunlar çalışma çağında olup asgari ücrete rıza gösteren ve bir iş sahibi olmak isteyen vatan evlatlarıdır. Ama bugün için bunlar işsizdir. Okuldan mezun olmuş, yıllar geçmiş, iş bulamamış. Bu arada ailesi demiş ki evladım bir de askerliğini yap, gel bakalım ne olacak, o günleri görelim demiş. Askerden dönmüş yine işsiz. Ama bazıları var ki iş bulma umudunu kaybetmiş. Kalıcı ve sürekli bir işi olacağına artık inanmıyor. Öyleyse gündelik işlerin peşinde koşuyor. Ya amelilik yapıyor
ya inşaatta çalışıyor, evine 3 gün ekmek götürüyor, 4 gün iş arıyor. Bazıları da vardır ki yaşanan kötü işletme yönetimi sebebiyle, ekonomik krizle veya esnaf kardeşimizin siftah yapmadan aylarca gün geçirmesiyle işini bozup işsizler ordusuna katıldığı gibi işten atılarak, ayrılarak işsizler ordusuna katılanlar da var. İşte böyle bir durumda işsizlik bir ekonomik sorundur ama haddi zatında sosyal patlamanın bir fitilidir ve toplumsal bir yaradır. İçten içe kaynar ve bir gün toplumsal huzursuzluğa sebebiyet verebilir. Bu huzursuzluk fertte başlar, ailede yayılır, sonra topluma doğru kayar. İçine kapanır, evden çıkmaz, kara kara düşünür. Onun o hali ailesini üzer. Ailesi der ki, evladı yetiştirdim, her türlü fedakarlığı yaptım. Şimdi de bir iş bulsa, bir de baş göz yapsam, gözüm arkada kalmaz diye düşünürken, o da ailenin bu durumundan büyük sıkıntılar doğarak, bazen de ailelerin çözülmesine kadar giden davranışlar ortaya çıkıyor. Bunun yanında yoksulluk yayılıyor. Aziz vatandaşlarım, bugün toplam nüfusun %18.08'i, yani 13 milyonu yoksulluk sınırının altında. Bunların içerisinde de önemli bir sayı açlık sınırının altında. Yani sağlıklı beslenmeye ihtiyaç duyulan mutfak masraflarını karşılayamayacak bir gelire dahi sahip olmayan vatandaşlarımız var. Ve bunlar gittikçe de çoğalıyor. Ve Türkiye'de yoksulluk artıyor ve yoksulluğun sonucunda geliriyle geçinemeyen %50'lere yakın vatandaşımız var. Yeni giysi alamayanlar var %40 civarında. Yine %35 civarında ısınamayan vatandaşlar var. %57 oranında tüketici kredisiyle 172 milyar lira borçlanmış olan vatandaşımız var ve bunların, yani borçlanmış olanların %50'si de borcunu ödeyemeyecek hale gelmiş, icrarla cebelleşip duruyor. Şimdi böyle bir Türkiye'de sosyal huzur olmaz. Böyle bir Türkiye'de işsizlik, yoksulluk yan yana geldiğinde siyasi iktidar çözüm bulamıyorsa vatandaş bir çözüm arar, o da göçtür. Büyük şehirlere doğru kayılır. İstanbul'a gidilir, Ankara'ya gidilir, İzmir'e gidilir. Söz gelimi İstanbul'da Sivas'ın 3 katı Sivaslı, Kastamonu'nun 2,5 katı Kastamonulu ve Karadeniz'de neredeyse İstanbul'un yarısını göç olarak almış. Ama orada elinizden tutan yoksa, bir akrabanız, bir köylünüz, bir yakınınız yoksa, oraya gelen genç bir kardeşimiz İstanbul'un arka sokaklarında kayboluyor. İş bulamadığı zaman ya suç eğilimine giriyor, yağmalama, yaralama, gasp, soyguna musallat oluyor veya arka sokakların kötü alışkanlıklarına kapılıp gençliğini heder ediyor. Sokak çocukları haline geliyor ve bir nesil kayboluyor. Sayın Başbakan, meydanlarda çıldırmışça çılgın projelerden bahsedeceğine halkın gerçeğinden bahset. Aziz vatandaşlarım, bu iktidarın vakti gelmiştir. Bu iktidar yolsuzluğa da bulaşmıştır. Onun korkusunu Recep Tayyip Erdoğan'ı sarmış. İnanıyorum ki geceleri uykusuz, kabus görüyor. İktidardan düşersem benim gideceğim bir tek yer var, o da Yüce Divan'dır diyor. Ve onun için hırçınlaşıyor, onun için saldırıyor, onun için vatandaşı da azarlıyor ve siyasi partileri hor ve küçük görüyor. Yanına almış sözleşmeli ve beslemeli gazeteci ve aydınları,
akşama kadar Recep Tayyip Erdoğan dizisini seyrediyorsunuz. Bir de akşam ekstra programlar çıkıyor. Sayın Başbakan, şu işi nasıl yapmayı düşünüyorsunuz? Sayın Başbakan, şu kararı almıştınız, sonuç hakkında bilgi verir misiniz? Al gülüm, ver gülüm. Öyle bir tablo var ki herkes yağda balda. Öyle mi gerçek? Hal böyleyse yolsuzluğun da hesabını sorulması lazım. Ama bütün bunların yanında asayişsizlik de başını almış gidiyor. Tehlikeli oyunlar var. Aziz vatandaşlarım, bu oyuna düşmeyeceğiz. Buradan da bütün ülküdaşlarıma, Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensuplarına da sesleniyorum. İstanbul'da muazzam bir miting yapıyoruz. Kazlıçeşme'ye İstanbul'un neresinden gelirseniz gelin yolu bellidir. Ama bu güzergaha PKK'nın kırıntıları çıkıyor ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin mitinge gelecek olan evlatlarına taşlıyor vesaire diyor. Şimdi soruyorum İstanbul valisi, devletin valisi, İstanbul Emniyet Müdürü, İstanbul'da MHP'nin büyük bir mitingi varsa bu PKK militanlarını o İstanbul'un sokaklarında niye gezdiriyorsun? Sayın Başbakan'dan MHP ile BDP'nin çatışmasını mı istiyorsunuz? Yeni bir tezgah kurup aradan sıyrılarak tekrar 3. dönem iktidar olmanın hırsıyla mı bunu yapıyorsunuz? O sebepten dolayı Milliyetçi Hareket Partililer valisiyle, emniyet müdürüyle, başbakanıyla bu oyunları sergileyenlerin tuzağına düşmeyecek. Kim ne yapıyorsa yapsın, sizin göreviniz tek başına iktidar olup milletin kurtuluşuna katkı sağlamaktır. Değerli vatandaşlarım, muhterem vatandaşlarım, Allah nasip eder, milletim teveccüh gösterir, iktidar nasip olursa bunların hepsinin hesabını soracağım. Bunların burnundan bu ihanete varan davranışı fitil fitil getireceğim. Muhterem vatandaşlarım, Türkiye'de artık her şey çok iyi anlaşıldı. Şimdi bir tarafta rant ekonomisi ve sıcak parayla servetlerine servet katanlar, öbür tarafta da milyonlarca artan sadaka ekonomisine mahkum ve mecbur bırakılanlar. Şimdi sadaka ekonomisine mahkum ve mecbur bırakılanlara bir paket uygulaması ve paket demokrasisiyle oy çalmaya yönelik bir oyun oynanıyor. Türkiye'de şimdiden başlamışlar paket uygulamalarına. Sağda solda duyuyoruz. Şimdi bu paketin aslı ne? Bu paketin içerisinde eğer fasulye varsa bir tek fasulye dahi AKP'nin değil. Nohut varsa bir tek nohut dahi AKP'lilerin değil. Kimin? Milletin. Milletin vergilerinden oluşan devlet gelirinin bir kısmı sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonuna gider. Bir kısmı güvenliğe, bir kısmı savunmaya, bir kısmı eğitime, bir kısmı da değerli vatandaşlarım sağlık konularına gider. Şimdi sosyal yardımlaşma fonuna giden anayasanın sosyal devlet anlayışı gereği yoksul vatandaşlarımıza ulaşması gereken yardımlardır. Bunlar yakacak yardımı, yiyecek yardımı vesaire gibi, yeşil kart gibi uygulanır. Şimdi bu böyleyse o zaman bu paketin aslı nedir?
Bu paketin aslı sizsiniz. Sahibi milletimdir. Kullananı devlettir. Ulaşılması gereken de ulaşılması gereken de yoksul vatandaşlarımızdır. Öyleyse bu paket sizin. Bu paket sizin helaliniz. Bu paket sizin hakkınız. Alın, yiyin, için. Hiç kimseye mahkum ve mecbur kalmayın. Paket gelirken sağa sola bakıp utanmayın, eziklik duymayın. Çünkü o sizin. Cesaretle alın, çocuklarınızı mutlu kılın. Ama günü geldiğinde paket yoluyla, paket demokrasiyle sizin oylarınıza gasp etmeye çalışanlara da bir cevap verin. Ne olur o cevap? Alın paketi, vurun tokatı gitsin. İşte değerli vatandaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi 9 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tahribatını ortadan kaldırmak, bu tahribatın içerisinde tespit ettiğimiz 100 tane ana sorunu 100 köklü çözümle ortadan kaldırabilecek bir toparlanma ve onarım hükümetini kurmaya gayret gösteriyoruz. İşsizlikle mücadele esasımızdır. %7 kalkınma hızıyla 700 bin insanımıza iş bulacağımızı vaat ediyoruz. Asgari ücreti bugünkünden daha da artırarak 825 liraya çıkartmaya, emeklilerimize 13. maaşı vermeye ve onun yanında aile yardımı, özürlüler yardımıyla bu toplumsal tahribatı onarmaya gayret gösteriyoruz. Ve bunun içinde tek başına iktidar olarak toparlanma ve onarım hükümetini kurmaya gayret gösteriyoruz. Burada da bir hareket noktası başlatmamız lazım. İşsizlikle mücadele kadar yoksullukla da mücadele etmek lazım. İnsanlarımız bugün için yoksuldur. Yarın varlıklı olan yoksullaşabilir. Ama bazıları da var, yoksullukla mücadele ederken işi rast gelir ve yavaş yavaş varlık sahibi olmaya başlar. Bu bir kaderdir. Bunu hepimiz her zaman yaşayabiliriz. Ama devleti yönetenler yoksul olan vatandaşlarımızı yalnız ve çaresiz bırakamaz. İşte bunu paketlerle oy avcılığı yapıp kendi yandaşlarını, yalakalarını, hanedanlarını besili hale getirmek yerine yoksulluğu ortadan kaldırabilecek bir projeyi koymaları lazım. Bu proje paket ekonomisi ve paket demokrasi olmamalı. Peki ne olmalı dediğimizde Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki kültürel hayatımızda yaşa ve yaşat ilkesi var. Milliyetçi Hareket'in 9 ışık ilkelerinden bir tanesi toplumculuk ilkesidir. Anayasamızın 3. maddesinde sosyal devlet anlayışımız var. Öyleyse çözümü bu 3 değerde aramalıyız. Bunu aradığımız vakit bu sac ayağına, üçlü sac ayağına bir hilal kartı oturtturmak gerekiyor. Bu hilal kart aziz vatandaşlarım tüketici kredi kartı değildir. Biraz evvel söyledim. Ülkemizde 172 milyar tüketici kredi kullanan, borçlu olan vatandaşlarımız var. Ana para ve faiz ödemesiyle bazen ödenemediği için evine icra gelen vatandaşlarımız var. Bu hilal kart bir tüketici kredi kartı değildir. Ana parası ve geri ödemesi yoktur. Banka kredi kartı da değildir. Peki öyleyse bu nedir dediğinizde millet devlet bütünleşmesiyle yoksulumuzu millet ve devlet olarak kucaklamak ve sarılmak için hazırlanmış olan bir helal karttır. Bir harcama kartıdır bu kart. Bu kartın karşılığı yoktur. Bu kartın geri ödemesi yoktur. Bu kart her yoksul vatandaşım için geçerlidir. Ne olursan ol, ister Hakkari'li ol, ister Şırnaklı,
ister Edirne'li olun, ister Manisalı, ister Rizeli olun, ister Sinoplu, istersen Yozgatlı ol, istersen Adanalı. Bu ülkede yaşayan Cenab-ı Allah'ın kutsal emaneti gördüğümüz Sunnisiyle Alevisiyle aziz vatan evlatlarına sahip çıkan bir karttır. Bu kart bir helal karttır ve gıda ve gıda dışı harcamalarıyla insanca yaşayabilecek bir gelir desteğiyle desteklenmiş. Bu gelir bir kamu bankasına yatırılmış ve yoksul kardeşimize de bu kart verilmiş olarak kullanılacaktır. Bu kart cebinizdeyse artık paket kollamayın. Üzülmeyin, sıkılmayın. Gelen paketin içerisinde ne var, benim ihtiyacıma cevap veriyor mu diye bakmayın. Bu kart sizin helalinizdir, hakkınızdır. Öyleyse cebinizde hilal kart var ise biliniz ki milletim ve devletim yanımdadır. Biliniz ki yalnız değilim, çaresiz değilim. Öyleyse aile babası olarak akşam evinizde huzur içerisinde uyuyabilirsiniz. Sabahleyen kalktığınızda yavrularınızın başını okşar. Evlatlarım bir isteğiniz var mı? Bugün çarşıya ineceğim dersiniz. Onlar sizden ne istiyorsa merak etme evladım der, yanaklarını okşar, akşam getireceğinize söz verebilirsiniz. Eşinize yokluğunuzda sizi bırakmayan eşinize akşam gönlünden ne geçiyor, ne pişirmek istiyorsun dediğinde, evde şunlar yok ama olursa şunu yapabilirim dediğinde o siparişi alacaksınız. Ve ayrıca o yoksulluk içerisinde size ailenin kemiği olarak dayanışma içerisinde olan o muhterem hanıma soracaksınız. Senin bir özel isteğin var mı? O da yokluk döneminde bir şey söyleyemezken şimdi varsa hilal kart ona güvenerek bana da bir basma al da komşuya bir entariklik diktireyim diyecektir. Değerli vatandaşlarım, işte hilal kart budur. Hilal kart sosyal dayanışma projesidir. Bin yıllık kardeşliğin, yoksulla varlığın çatışmadan, kavga etmeden, servet düşman olmadan birlikte yaşayabileceği bir karttır. Bu hilal kart yoksula aş, esnaf kardeşime iş sağlayan bir karttır. İşte Milliyetçi Hareket böyle bir anlayışla iktidara taliptir. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir'den, Eskişehirlilerden destek istiyor. İktidar yolunda sevginizi ve desteğinizi istiyoruz. Burada aday olan kardeşlerimizi Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar yolunda Ankara'ya yanıma göndermeye söz veriyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarıya ulaşması için son 13 günde gayret gösterecek misiniz? Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Çok kıymetli Eskişehirliler, saygıdeğer genel başkanımıza, Eskişehir ziyaretleri anısına Yarık Türkmen poşeti takdim ediliyor. Ve yine saygıdeğer genel başkanımıza Eskişehir spor forması ve kaşkolu takdim ediliyor bu ziyaretler anısına. Gün boyunca Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Eskişehir mitingleriyle bizlerle birlikte olan geleceğin lider ülke Türkiye'sinin başbakanını, Milliyetçi Hareket'in bilge lideri Sayın Devlet Bahçeli Bey'i saygıyla, hürmetle uğurluyoruz. Yolunuz açık olsun Sayın Genel Başkanım. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Eskişehir sizi saygıyla, hürmetle uğurluyor. Yolun açık olsun Türkmen Bey'i.